Arkadaşlar, hemen bu arada da gördüğünüz gibi hiç gene Hatice'ye boş durma yok, çalışma var. Diyorum arkadaşlar, bu arada çorbam hazır, pişti. Ben arkadaşlar, ben niye o konuya geçtim diye kanalıma tekrar hoş geldiniz diyorum arkadaşlar. Bu arada ağzını örttüğümün kesilir gibi diyorlar. Arkadaşlar, burada gördüğünüz gibi ekmeğe, bahçe, kendi ıspanak var. Kaynımın oradan hava iyiyken kış ve hatta kışın bir günde havanın iyisinde ektiydim. Dedim şansımı deneyeceğim. Oraya al dedi. Hatice dedi. Sak dedi. Adem kaynımın bahçesinde gördüğünüz gibi dün böyle gittim. Hem mangalımızı yaptınız bilirsiniz. Hemen de böyle ıspanakları topladım. Şimdi şu an hemen altına bir sandalye alacağım. Bakın ne kadar çekiyorum. Ispanaklarım güzelliğine bir bakın. Hemen böylece hepsini yıkamayacağım. Yıkadığım zaman sararır. Hemen bir yemek kadar ayıklayacağım arkadaşlar böylece. Şu ıspanağın güzelliğine bakın diyorum ha. Her şey diyorum ya, onun için işte ben böyle bahçeli doğa istiyorum ama inşallah olur. Rabbimden her şeyi dediği gibi dilersen Allah Rabbim gönlüme göre verecek ama er ama geç değil düşünüyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle gerçekten bahçede uğraşmak gerçekten ben ne bileyim o kadar memnun ediyor ki böylece. Dün ıspanakları hemen böylece diye bir ektim midi. Güzel de olmuş, büyümüşler. Her şey kendi elinden dikmeye kurban olurum diyorum yani. Sağ olsun Eltim'de dedi yenge yeşil soğan, nane, maydanoz falan şey yap dedi. Ben de dedim, o dedim kapıda var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böylece ıspanak çok güzelmiş. Her şey diyorum ya, böyle dalından koparıp yemek gerçekten harika bir şey. Bahçesi olanlar bilir ne kadar güzel olduğunu. Benim bahçem olsa büyük, benim elim durmaz arkadaşlar. Ben soğan, pırasa, sarımsak, nane, elime geçen şeyleri sokarım, dikerim böyle. Böyle ıspanaklarımı şimdi ayıklıyorum. Bilmiyorum ne yapsam diye düşünüyorum. Börek mi yapsam, kavurmasını mı yapsam, yemeğini mi yapsam, hangisini yapsam diye düşünüyorum. Arkadaşlar bunun bıcağı yemeğini yemiyor. Kavurmasını yemez. Ama sade böyle çiğ yıkayıp soğan, limon, zeytinyağlı salatasını yaptığım zaman bayılıyor. Arkadaşlar böylece ıspanağı topladım. Birazını bugün anneme gittim. Yarısını ona götürdüm. Yıkamayacağım hepsini. Yarısını yıkayacağım. Şu yeterli mi diye düşünüyorum ama ıspanak gerçekten güzelmiş. Ve büyümüş. Böyle kendi elimden diyor bir ekme. Arkadaşlar böyle ya, bir de suladıydık. O zaman sulayınca böyle şey yapmış. Bazıları çok güzel büyümüş. Arkadaşlar nedense ben böyle yeşillik çok seviyorum ya. Ne bilmiyorum neden. Uğraşmayı da seviyorum ha. Bu arada yemeği de seviyorum, uğraşmayı da seviyorum diyeyim ya bir türlü. Hele bir de yazın domates, biber arkadaşlar olacak dalından koparacağım sabah kahvaltısına güzel peynirimle iki yumurta kaynatacağım. Domatesi, biberi, soğanı, maydanozu
Önceden bir salata yaparlardı böyle koca koca domatesler, sulu sulu domatesler vardı. Onu şimdi o domatesler niyeyse sanki yok mu diyeyim bilmiyorum. Şimdi her şeyi önceki kadar gerçekten lezzetli değil. Yeşil soğandan maydanozdan bir salata yapıyorduk. Yok ayıp maden dediğin gibi yanına da bir bulgur pilavı tarlada. Ocakta güzelce pişiriyordu. Çok güzel oluyordu arkadaşlar. Bunu da hemen sonra ayıklayacağım. Gördüm. Çok güzel arkadaşlar. Bu yeterli. Değil düşünüyorum. Bu yeter. Bunu sonra ayıklayacağım. Hemen bu arada bunu çevireceğim. Arkadaşlar kamera çevirebilirsem çevireceğim. Böyle kocaman boyum gibi bir şeye koydum. Çeşme korkuyor mu bilmiyorum. Dur. Çeşmeyi açtım. Bu arada arkadaşlar yağla çorbası yemiştim. Ağzını örtmedim. Hemen bir damla sirke akıtacağım arkadaşlar. Sirke akıtınca hemen çamurunu gider. Bu da kendi yaptığım sirke. Mis gibi olmuş. Hemen bu arada kovaya arkadaşlar alıyorum, bu suyu dökmeyeceğim. Kendi soğanım, sarımsağım var. Maydanoz ne? Onu açıya dökeceğim o suyu. Geri vermeyeceğim. Boşa gitmez mi lazım? Arkadaşlar dün sulamışım şimdi. Ayın çamurla. Yaşlı. Hemen dediğim gibi çamurunu şey yapıyor, akıdıyı sürüyor. İyi çamuru. Sirke hemen dediğim gibi aldım. Vallahi hiç boşa dokmam olsun. Arkadaşlar dokarım değil. Yani onu bahçeye. Dokacağım. Bize sormayın, yarın yine 8 gibi sular kesileceğim. Bilmiyorum akşam 5'e kadar ne yapacağım, ne öreceğim bilmiyorum. Suyu arkadaşlar böyle bayağı bir temiz. Ondan var ben bir sene daha yıkayacağım. Öbürü arkadaşlar hemen böyle yıkarken şey yapıveriyor, parçalarını veriyor bazı. Bir tane bakayım nasıl bir boş. Gerçekten vallahi o kadar güzel, o kadar lezzetli ki. Hemen. Bu arada ıspanaklarını yıkadım. Arkadaşlar yeter deyin düşünüyorum. Boncuk gibi suyu çıktı. Yeter galiba. Allah'tan koruyun. Bir ola suyla. 10 kilo doldu. Bu da hemen. Hemen bir anda çekeyim. Ispanaklarımı. Arkadaşlar ne yapsak diye düşünüyorum. Diye mi mutfağa geçersem videoya işe girme bayağı bir şey buluyorum. Oturursam hiçbir şey bulamıyorum. Ben iyi seviyorum arkadaşlar doğramasını fazla böyle çamur gibi sevmiyorum. Onun için biraz böyle kaba doğrayacağım. Yine büyük olsun. Ispanağı açalım ne ki?
tam aslında bugün o dışarıda tam börekliydi de hava iyiydi yani. Hava sıcak değildi, dışarı oturup da börek yapacak kadar. Aslında bu ne güzel ipince şöyle saçlar güzel, dışarıda doğada güzel börek olurdu ki. Çorbam da pişti, patates kavurmam da hazır. Arkadaşlar ben böylece işte ben hemen böylece şipşak olması lazım diye yine de tekrar şimdi bunu hemen bir daha bir doğradıktan sonra bir daha bir sudan geçiririm. Şimdi de bir son kez alacağım. Hatta zor. Bir kere daha yıkayacağım. Yeşil suyu da gitsin. Dedim bahçeye doğru çıkarım. Bahçeye dokacağım suyu. Yapayım diye düşünüyorum ama bilmiyorum. Hah, böylece çorbam da hazır. Ağzı ötünce kesiliyor dediler. Bir şey olmaz. Ayıp tuzunun en sonuna koydum ama. Elimde havlim var. Arkadaşlar hoşça kalın diyorum.